Neyse ki pederle yılan oynatıcısı beni görmedi. Bu bardakları tepsiye dizelim. Teşekkür ederim. Her şey hazır. Alo? Bay Jay. Ben Neyna. Sizinle hiç tanışmadık ama o gece... Biliyorum. Olayı ormanda gören sendin. Her şey yolunda mı? Ben iyiyim. Sizi Abişey'in telefonundan aradığım için kusura bakmayın. Sizin telefonunuz orada kayıtlıydı. Bunny ile konuşmam lazım. Yanınızda mı? Çok acil. Tabii. Telefonunu hemen yolluyorum. Bir dakika. Neyna. Lütfen. Neyna, telefonu Bunny'ye veriyorum. Olur. Merhaba. Neyna? İyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim ama sana kendimle ilgili bir şey söylemem lazım. Jay'e bir şey söyledin mi? Çünkü o benimle ilgili bir şey bilmiyor. Yani benim gerçek formum. Hayır, ona bir şey söylemedim. Ama seni mutlaka görmeliyim. Seninle ilgili senin de bilmediğin bir şey söylemem gerekiyor. Seni bekleyen çok büyük bir tehlike var. Kendini mutlaka ondan koruman lazım. Neden bahsediyorsun? Ne tehlikesi? Kim o? Çok tehlikeli. Ölümcül bile olabilir. Ben geldim tatlım. Yine mi? Biraz sıradan ama hiç fena değil. Biraz küçük ama idare edebiliriz. Özel bir parti için kapalıyız. Bay Vrenşilsingan ya... Siz... Ödedim bile. Hey, bana bak. Olay çıkarmadan git buradan. Şşş. Sen çok konuşuyorsun. Size bir müjde vermek için buradayım. Üst katınızı ben aldım. Şirketim satın aldı. Ne saçmalıyorsun? Biz orayı Merkür adlı bir şirkete sattık. Aptal. Merkür köpeğimin ismi. Babam koydu. Babam onu çok sever. İşte size sürpriz yaptım. Bu benim partim ve benim misafirlerim. Daha ne duruyorsunuz? Hemen hazırlıklarınızı yapın. Bizi güzel ağırlayın. Beni duymadın mı? Burada olay çıkarmayın. Şş, sen çok konuşma. Olay çoktan çıktı bile. Ha, sen film seyreder misin? Jay, Viru ve onunla. Saat kaç biliyor musunuz? Parti saat 9'da ve saat daha 9 olmadı Bay Singanya. Kapılarımızı henüz açmadık. Saat 9'da gelin, olur mu? Benim çok vaktim. Çıkın! Hey, dur, hey, hey. Dur, hey! Jay, telefonunu al. 9'da. Tanrım. Singaniyalar oraya gitmiş bile. Daha önce sadece kartalları göndermişlerdi. Hemen oraya gitmem lazım. Bu ne oğlum? O kız kapıyı ciddi ciddi suratımıza kapattı. Hatta kapıyı vurdu. Abi, ben böyle bir hakaret görmedim. Sana bir daha söylüyorum. Bu kıza çok yumuşak davranıyorsun. Bence de abi. Fazla yumuşak davranıyorsun. O yüzden böyle yapıyor. Sana hiç saygısı yok. Biliyor musunuz? Bir gün size güvenirsem bütün saygımı yitiririm. Saat kaç? 9.
Bak üzgünüm. Bu Singanyaları görünce bana ne oluyor bilmiyorum. Çok sinirleniyorum ve yapmak istediğim... Özür dilerim. Üst kat onların aldığını bilmiyordum ben. Bu iş için başkasını yolladıklarına eminim. Amcam o yüzden satmıştır. Bunlar olduğunu bilse satmazdı. Ben de izin vermezdim zaten. Anladım. Viranşu Singanya gibi iğrenç bir adama senin de katlanamadığını biliyorum. O senin gibi değil. Saygısız ve iğrenç insanlar. Ve düşünsene. Bugün onların partisine ev sahipliği yapıyoruz. Bence Viranşu Singanya bütün bunları seni aşağılamak için yapıyor. Ama asıl küçük düşen kendi. Hey tatlım, saat 9 oldu ve... Parti! Parti başlasın! Parti başlasın! Manil, Punky, şu ışıkları kapatsanıza. Hadi. Hadi çabuk söndürün şunları, şu hadi. Hadi! Hadi, hadi, kapat, hadi! Kapat. Hızlı! Hızlı olun! Bu mumlar ne? Eski çağlardan kalmış gibi, sanki 70'lerdeyiz. Bu ne böyle? Bunny tatlım... Ben mum seven erkeklerden değilim. Bunun gibi sıkıcı bir adam da değilim. Beni ne zamandır tanıyorsun? He? Sıkıcı. Sıkıcı. Herkesten farklı olmak için uğraşıyorsun, değil mi? Hayır. Farklı olmak için uğraşmıyorum. Zaten farklıyım. Çok farklıyım. Tatlım. Davranışlarından anlaşılıyor. Bunny, sakin ol. Boş ver. Hey. Neden onu susturuyorsun? Bırak konuşsun işte. Düşmanı da olsa konuşabilir. Ne fark eder ki? Jay. Seni arıyorlar. Boş ver. Önemli bir telefon. Bunny, takma. Tamam mı? Bu mümkün değil işte. Takma. Ben de onu diyorum. Bu şişeyle sizin ortak bir özelliğiniz var. İkinizin de boynundan yukarısı boş. O yüzden bazı şeyleri anlamıyorsunuz. Garson, baharat az. Biraz ekle. Daha bitirmemiştim ama. O Jay, ben Veer. O zaman sen de kadın kahraman. Kadın kahraman. Veer. Çok güzel. Garson, Singanya kokteyli gelsin. Hadi çabuk ol. İçeceğime zehir kattın mı? Kattım. İçersen öleceksin. Zehir işe yaradı galiba. Çünkü sana daha çok vuruldum. Daha da çok.
oldu Bunny? Her şey yolunda mı? Artık olan oldu. Bundan daha kötüsü olamaz. DJ müzik. Biri böyle görmek çok güzel. O kızı unutmaya başladı. Güzel. Her şey yolunda gidiyor. Biraz dinlenebilirsin. Ben onlardan korkmuyorum. Hepsini halledebilirim. Bunny biliyorum ama lütfen beni anla. Hadi git ve biraz dinle. Çekil şuradan. Ne var? Neden koruması gibi davranıyorsun? O kendini korur zaten. Karşındaki kişinin gözlerinin içine baktığı anda onu öldürebilir. Çekil şuradan yoksa... Neden böyle yapıyorsun? Ben sadece dans etmek istiyorum. Çekil. Jay. Jay, sana iyiyim dedim ama bunlar kesin bir şey yapacak. Ve bunu ancak bir şekilde öğrenebiliriz bence. Bunny, böyle bir şey yapmana izin veremem. Jay, lütfen, lütfen. Bunny, bunu yapamazsın. Tamam. Efendim, biz hazırız ve o geldi. Hangi kızları kaçıracaklarını biliyorlar mı? Evet abi, biliyorlar. Ama seni tebrik ediyorum. Çünkü onu bulmak için harika bir plan yaptın. Başka ne yapabilirim? Onu bulmanın en iyi yolu insan kaçakçılığı. Ben bu işi yıllardır yapıyorum. Ama Veer doğduğundan beri o yılanın peşindesin değil mi? Ve yıllar önce öldüğünü söylemiştin. Bunu sana daha kaç kere söyleyeceğim? Onları bulmak için birçok yılana işkence yaptım ama hiçbirinin ondan haberi yoktu, anladın mı? Ama bir yılan sessizce kaçmıştı ve onu bulmak için koca uçağı düşürmek zorunda kaldım. Sonra da onun yılanın annesi olduğunu öğrendim. O sırada o da annesinin yanındaymış. O kazada herkesin öldüğünü düşündüm. Onun da öldüğünü sandım ama... Ama şüphelerin var, öyle değil mi? Şüphe değil, sezgi diyelim. Onun hayatta olduğuna kesin eminim. O kazada bir kız dışında herkes öldü. Ve ben o kızı çok aramama rağmen asla bulamadım. Dişi yılan olduğundan nasıl bu kadar eminsin? Çünkü Veer hala hayatta. Yıldız haritasında Veer'ın bir dişi yılan tarafından öldürüleceği çıkmıştı. O yüzden bu kadar korkuyorum. Çünkü onların erkek yılanı bulup... Onunla beraber Veer'ın peşine düşeceklerini biliyorum ben. Çok saçma, böyle bir şey olmayacak abi. Benden daha mı iyi bileceksin? Beni dinleyin. Gizli mabedin asırlar sonra yeniden açıldığını duydum. O yüzden Malvant'ın korkuları haklı olabilir. Duydun mu? Neden daha önce söylemedin? Öğrenmiş oldun işte. Şimdi git ve o mabede nasıl gireceğimizi öğren. Çünkü oraya izinsiz giremeyiz. Gelebilirsiniz. Ben liderleri olarak yılan mabedine kartalların girmesine izin veriyorum. Benim oraya girmem gerekiyor. O yılanın hayatına son vereceğim.
O artık yaşamayacak. Onu öldüreceğim gün artık çok yakında. Ve bu saatten sonra elimden kurtulması imkansız. Her neyse. Çok vakit kalmadı. Biz işimize bakalım. Çocuklar hazır olsun. Kızları 20 dakikaya teslim etmeliyiz. Ayrıca unutmayın. Veer'ın bunu asla bilmemesi gerekiyor. Anlaşıldı mı? Hey! Baksana filmin sonunda Jay'in eli boş kalır. Bir kız bile bulamaz. Çocuklar, filmin sonunda Jay'e ne oluyor? Mermilerin bittiyse doktora git de sana ilaç yazsın. Çünkü çok ihtiyacım var. Söyle. Pardon Jay. Durmadan seni arıyorum. Ama Bunny ile hemen konuşmam gerek. Ona numarasından ulaşamıyorum. Kaç saat oldu? Söylediklerini tam olarak anlamadım. Burası gürültülü ve Bunny şu anda meşgul. Sen hemen bizim Gümüşay restoranına gel, olur mu? Tamam, hemen geliyorum. Sağ ol. Bütün yaptıklarınızın görüntüleri elimdeydi ama polis dostunuz hepsini sildi.
Ne kadar uğraşırsan uğraş, sana cezanı vereceğim. Yasalar önünde ceza almasan bile yaşamına izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.